Benim adım Nick ve şehrimizin en iyi okullarından birinde okuyorum. Okulumuz yabancı dilde eğitim veriyor ve öğrenciler hangi dili öğrenmek istediklerine kendileri karar verebiliyorlar. Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde eğitim var. Her zaman Fransa'yı ziyaret etmeyi hayal etmişimdir. Hatta ziyaret değil, orada yaşamayı bile hayal ediyordum. Bu yüzden dil olarak tabii ki de Fransızcayı seçtim. Sabahları kimya, fizik, matematik gibi ana derslerim vardı. Ve öğleden sonra ana dilleri İngilizce olan öğrencilerle yabancı dil derslerini aldık. Çok yazdık, sorular cevapladık ve çeşitli konularda diyaloglar yaptık. Bu hızla mükemmel sonuçlar elde ettim ve Fransızcayı neredeyse bir Fransız kadar iyi konuşmaya başladım. Günler geçti, ardından aylar ve yılın en önemli günü yaklaşıyordu. Yurtdışı üniversitelerine giriş sınavları. Size daha detaylı anlatayım. Okulumuz yıllardır öğrencileri için bu tür sınavlar yapmaktadır. Yurt dışına çıkmayı hayal eden herkes önceden evrak ibraz ederek bir ülke bir uzmanlık dalı seçer. Daha sonra seçilen eğitim kurumları zamanı belirler ve testi çevrimiçi olarak gerçekleştirir. Çok kullanışlıdır. Uçmanıza veya herhangi bir yere gitmenize gerek yoktur. Sadece birkaç gün içinde hazırlanılabilir ve sonuçları öğrenebilirsiniz. Test gününü 4 kez de bekliyordum ve çok sıkı hazırlanıyordum. Bir gün kütüphanede oturup Fransızca bir kitap okuyordum. Bu sırada müdürümüz Bay Simmons yanından geçerken ilgiyle ne okuduğumu sordu. Kapağı gösterdim ve müdür beni överek harika bir seçim olduğunu ve bu kitabın bir zamanlar Fransa'da onun üniversiteye girmesinde yardımcı olduğunu söyledi. Sohbete başladık ve Bay Simmons testlerle ilgili birçok yararlı tavsiyede bulundu. Yardımı için çok minnettar oldum. Akşam yemekte tüm aile bir araya geldik ve günümüzün nasıl geçtiğini konuştuk. Babam yeni siparişlerden, annem yeni hastalardan, ablam da bale okulundaki başarılarından bahsetti. Fransa hakkında ve müdürle olan sohbetinden konuşmaya başlar başlamaz ailem hemen onu bizimle yemeğe davet etmemi teklif etti. Babam mutlu bir şekilde ülke hakkında oradaki çalışmaların nasıl gittiği hakkında ve genel olarak Fransa hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsat olacağını söyledi. İtiraf ediyorum, bu fikri hiç beğenmedim. Müdürümüzü internette bulabileceğim bilgileri öğrenmek için evimize çağırmak. Ama ailem çoktan bu fikri benimsedi. Annem bir menü hazırlamaya başladı ve babam Bay Simmons'a kesinlikle sormamız gereken soruların listesini çıkarttı. Artık geriye sadece onu davet etmek kalmıştı. İç çektim ve kendimi bu fikre teslim ettim. Ertesi gün okuldan hemen sonra müdürün odasına gittim. Tam çıkmak üzereyken onun zamanında kapıda yakaladım. Onu ailem adına yemeğe davet ettiğimde reddedilmeye hazırdım. Müdürün öğrencileri ziyaret etmesinin etik olmadığını söyleyeceğini düşündüm. Ancak şaşırtıcı bir şekilde memnun oldu ve daveti memnuniyetle kabul etti. Bu gece için anlaştık ve hemen annemi haber vermek için aradım. Akşam masa hazırlandı ve ailem ve ben sevgili konuğumuzun gelişini bekledik. Kapı zili çaldı ve Bay Simmons elinde çiçekler ve bir şişe şarapla kapının önünde belirdi. Onu kibarca masaya davet ettik ve güzel bir akşam yemeği bekliyorduk. Ama olmadı. Bay Simmons hemen yemeğe başladı. Babam salataları, ara sıcakları koyarken aynı zamanda Fransa'yı ve orada eğitim alırkenki deneyimlerini sordu. Ancak normal bir şekilde cevap alamadı. Müdür sürekli yemek yiyordu. Sadece şarap içmek için ara verdi ve bir kez daha her şeyin ne kadar lezzetli olduğunu söyledi. Akşamın sonunda Bay Simmons sarhoş bir halde her şeyi tamamen yemişti ve yüzünde bir gülümseme ile yemeklerin çok iyi olduğunu söyledi. Babam bozulmuştu. İstediği gibi bir konuşma olmamıştı. Annem sarhoş misafirimize şaşkınlıkla baktı ve böylesine anlaşılmaz bir ziyaretten dolayı üzülmüştü. Annem babama mutfakta konuşmak için gelmesini işaret etti. Onlar gider gitmez masayı temizlemeye başladım. Kilit tabakları topladıktan sonra bardakları toplamaya başlarken müdürün masada uyuyakaldığını gördüm. Bay Simmons, Bay Simmons, Bay Simmons. Ama o kadar derin uyuyordu ki onu uyandırma girişimlerinin başarısız oldu. Annemler geldi ve müdürün uyuduğunu sessizce horladığını görünce şok oldular. Hiçbir şey konuşmadan veya kimseyi dinlemeden bütün akşam içmekle kalmadı. Aynı zamanda masada uyuyakaldı. Babamın müdürü kanepeye götürmekten başka seçeneği yoktu. Ertesi sabah her zamanki gibi uyandım ve banyoya gidip Bay Simmons'ın yüzünü yıkadığını görene kadar misafirimizin burada kaldığını unutmuştum. Hiçbir şey olmamış gibi selam vererek bana el salladı ve yüzünü yıkamaya devam etti. Sonra mutfağa gitti. Dün için özür bekleyen ailemi selamladı. Fakat özür yerine bir soru aldılar. Bugün kahvaltıda ne var? Annem şok oldu. Babam endişeyle göz kırpmaya başladı. Dünkü davetiniz için size minnettarım. Uzun yıllardır normal ev yapımı yemek yemedim. Bu kadar sıcak bir aile ve ortamında hiç bulunmadım. Yalnızım, karım yok, çocuklar yok. Bay Simmons gözyaşları içinde konuşuyordu. Böyle bir tepki beklemiyorduk ve onu teselli etmeye başladık. Dünkü yanlış anlamı ortadan kalktı. Bay Simmons yıllar önce ailesinin bir tatile gittiğini ve gezilerden birine tur yaptıkları geminin enkaza döndüğünü söyledi. Kimse kurtulamamıştı. Bunu söyledikten sonra acı bir şekilde ağladı. Annem de bu manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Babam ona bir erkek gibi yaklaştı. Omzuna dokundu ve kaybı için çok üzgün olduğunu, ihtiyacı olursa ailemizin onu destekleyeceğini söyledi.
Birkaç gün sizinle kalabilir miyim? Dün çok mutlu oldum. Sakin, sade bir atmosfer. Çok rahat. Ruhum ısındı. Annemler böyle bir şey beklemeyerek birbirlerine baktılar. Sessizliği ilk bozan bendim. Tabii ki. Misafirimiz ol. Bay Simmons mutlu bir şekilde annemlere sarıldı. Ve hepimiz masaya oturduk. Kahvaltı dünden daha da olumlu geçti. Fransa, üniversite ve genel olarak yurt dışındaki yaşam hakkında konuşmak için zamanımız oldu. Kahvaltıdan sonra müdürle okula gittik ve okuldan sonra birlikte lezzetli bir akşam yemeğinin bizi beklediğini evimize vardık. Akşam yemeğinden sonra ebeveynler komik bir film açtı. Patlamış mısır yaptılar ve hepimiz birlikte bir film izledik. Kahkahalar attık ve karakterlerin parodisini yaptık. Birkaç gün fark edilmeden geçti. Bay Simmons mutluydu, neşeyle parlıyor gibiydi. Bizimle kaldığı süre boyunca artık geçeceğimden emin olduğum sınava hazırlanmamda bana çok yardımcı oldu. Bay Simmons'ın ayrılışının arifesinde annem gerçekten harika bir masa kurdu ve yardım için Sandy teyzemi aradı. Birlikte masanın yemeklerle dolu olduğu lezzetli yiyecekler hazırladılar. Müdür akşam yemeğinde babama ve anneme derin minnettarlığını dile getirerek hayatındaki bu son birkaç günün çok önemli olduğunu, hala çok iyi insanların olduğunu ve yeryüzünde hala şefkat ve insanlığın var olduğunu fark ettiğini söyledi. Onun Sandy teyzenin ortak bildir bulduklarını, çok konuştuklarını, güldüklerini fark ettim. Ve bana öyle geliyor ki bu ikisi birlikte mutlu olabilir. Buna çok mutlu olurdum. Sonra ne mi oldu? Sınavı başarıyla geçtim ve iyi bir üniversiteye girdim. Müdürümüz okulu bırakıp hayatı sıfırdan başlamaya karar verdi. Ve bu konudaki yol arkadaşı teyzem olacak. Kim bilir? Belki yakında Bay Simmons akrabam olur. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Kanalımıza abone olun. Herkese merhaba. Benim adım Alice. 4 yıl önce ailemizde büyük bir acı yaşadı. Hem de çok büyük. Kardeşimi kaybettim ve annemlerin tek oğluydu. Trajik bir ölümdü ve uzun zamandır şoktan kurtulamadık ve sürekli üzülüyorduk. Ama hikaye tam olarak bununla ilgili değil. Neler olduğunu anlaman için dinlemen gerekiyor. Kardeşimin adı Tim'di. Ondan daha eğlenceli ve cesur birini asla bulamazsınız. O nezaket ve ilginin somutlaşmış haliydi. Tim etrafındaki herkes için çok eğlenceliydi ve aynı zamanda çok yakışıklıydı. Spor yapıyordu, en çok beyzbolu seviyordu. Tabii ki okuldaki akademik performansı çok iyiydi ama yine de herkes onu seviyordu. Sırf o olduğu için. Ailemize gelince herkes onu seviyordu ama en çok da ben seviyordum. Onunla yetişkinlerin, arkadaşlarım ve aslında bizden başka hiç kimsenin anlamayacağı özel bir bağımız vardı. Küçükken annemin eve kocaman güzel bir pasta getirdiğini hatırlıyorum. Onu görünce hemen ısırmak istedim. Denedim ama ona yaklaşamadan annem beni durdurdu. Bu bizim için değil. Bu başkasına. Birkaç saat içinde onu meslektaşımın doğum gününe götürmem gerekecek. Bu yüzden lütfen ona dokunmayın dedi annem. Ama bu kadar lezzetli bir tatlıya nasıl direnebilirsin ki? Kısacası bir parçayı ısırmak istedim. Kimsenin fark etmeyeceğini düşündüm. Pasta masanın kenarındaydı. Bir ısırık alır almaz dengemi kaybettim. Parmak uçlarımla dokundum ve yere düştü. Her yere dağıldı ve parçalandı. Tüm hayatım gözlerimin önünden bir film şeridi gibi uçup gitti. Mosmor oldum, soldum ve neredeyse heyecandan kusuyordum. Sonra abim geldi. Her şey yolunda mı diye sordu ve sonra pastayı gördü. Annem tuvaletten çıktı ve yüzündeki endişe öfkeye dönüştü. Anne lütfen beni affet, yanlışlıkla oldu. Düşürmek istemedim. Dürüst olmak gerekirse ben sadece... Bir şekilde garip bir şekilde yanından geçtim ve üzgünüm dedi kardeşim hızlıca. Kendime gelecek vaktim bile olmadı. Annem olayı benim yaptığımı öğrenirse kesinlikle beni fena yapardı. Ama erkek kardeşime baktığında tatlıları sevmediği için pastasından bir ısırık almayacağına inandı. Tabii ki annem dehşete düşmüş ve kafası karışmıştı. Sonra başka bir pasta yapmak zorunda kaldı ama bir şekilde olayı ceza almadan atlattık. Tim'e beni kurtardığı için teşekkür ettim. O da sadece gülümsedi. Bana yardım ettiği tek zaman bu değildi. Büyüdüm ve ilk erkek arkadaşım oldu. Evet, gençken ilişkiler acı vericidir ve çoğu zaman iyi bitmez ve ilk erkek arkadaşım da bir istisna değildi. Nasıl büyük bir kavga ettiğimizi hatırlıyorum. O zamanlar şehirden uzakta bir yerde arkadaşla kamp yapıyorduk. Beni ormanın ortasında tek başıma bırakıp gitti. Arabasının peşinden koşacağımı ya da yalvararak onu çağıracağımı düşündü. Ama yapmadım, ne kadar mutsuz ve korkmuş olsam da. O zaman aklıma gelen tek kişi kardeşimdi. Tim'i aradım ve 30 dakika sonra geldi. Büyük bir hızla yetişti. Ve beni orada gözyaşları içinde görünce bana nasihat vermedi. Azarlamadı. Bana tek kelime etmeden sarıldı. Bunun için ona sonsuza dek minnettar kaldım. Ve ertesi gün daha sonra öğrendiğime göre o ilk erkek arkadaşımla görüştü. Onun çenesine birkaç kez de kaburgalarına yumruk attı. Ve ayrıca bir şey yapmayı düşünürse onun hakkında polise şikayette bulunacağını söyledi. Tim annemlere bundan bahsetmemişti. Ona sordum. Yani anlayacağınız bir sürü bu tarz anlarım var. Ben ondan daha iyi, daha kibar ve daha sadık birini tanımıyorum. Tek hayal ettiğim büyüdüğümde evlendiğimde şahidim ne olmasıydı.
Babam buna gücenmedi. Tim de bugünü dört gözle bekliyordu. O gün mutluluk ve neşe dolu bir kız kardeşinin güzelliğine hayran kalarak şahidim olacağına söz vermişti. Bu harikaydı. Birkaç yıl sonra Tim'e başka bir şehirde iyi bir iş teklif edildi. O zaman ben de üniversiteye yeni girmiştim. Onunla gurur duyuyorduk. Çünkü işi sporla ilgiliydi, tam da sevdiği şeydi. Birbirimizi daha az görmeye başladık ama bize sürekli para gönderdi. Elinden geldiğince bize yardım etti. Tim orada 6 ay kaldı. Ardından hafta sonu geleceğini yazdı. Ailem ve ben çok mutluyduk. Onu dört gözle bekliyorduk. Sabah kapı zili çaldı. Kapıyı sevinçle açtım. Ama karşımda polis vardı. Bize abimin artık olmadığına dair korkunç haberi getirdi. Eve giderken bir kazada ölmüştü. Onu görememiştik bile. Hepimiz için ne kadar zor olduğunu tarif etmeme gerek yok sanırım. Ama bana öyle geliyor ki en çok acıyı ben çektim. İnanamadım. Şimdi onsuz ne yapacağım? Ne olacak? Evlendiğimde şahidim kim olacak? Bu tarz düşünceler boğazımı düğüm düğüm ediyordu. Yıllar geçti ama acım dinmedi. Dikkatimi biraz olsun dağıtabilen tek şey yeni ilişkimdi. Karakter olarak kardeşime benzeyen bir çocukla tanıştım ve bu yüzden kendimi onunla biraz daha sakin hissettim. Annemlere gelince herkes dikkatini dağıtacak bir şeyle uğraşıyor. Evet evet, sana söylemedim. Babam bir bilgisayar dehası. Akıllı telefonlar ve tabletler için yazılım geliştiriyor. Tim'in ölümünden sonra işine daha fazla sarıldı. Bu şekilde üzüntüden kurtulmasının onun için daha kolay olduğunu anladım ve bu yüzden ona dokunmadım. Babam çok fazla çalıştı. Annem onu hiç rahatsız bile etmedik. Zamanla acı hissi azaldı. Hayata devam etme zamanının geldiğini biliyorduk. Ve bu yüzden üniversiteyi normal bir şekilde bitirmek için elimden geleni yaptım. Ve mezun oldum. Ve evet, daha önce de bahsettiğim gibi bir çocukla tanıştım. Birkaç yıl böyle geçti. Ama Tim'i yine de hatırladım. Hala kalbimdeydi. Ve sonra erkek arkadaşım bana evlenme teklif etti. O anda nasıl gözyaşlarına boğulduğumu hayal bile edemezsiniz. Bana evlenme teklif edildiği için değil, şahidimin kimin olması gerektiğini hatırladığım için. Uzun zamandır beklenen gün geldiğinde beyaz bir elbise içinde bir buket çiçek ve karışık duygularla çok güzel duruyordum. Babam geldi, bir gözlük takıyordu. Onun tasarladığı bir gözlük olduğu belliydi. Babam elimi tuttu ve gözlüğü takmamı istedi. Güldüm, şimdi gözlük deneme zamanı olmadığını söyledim. Ama babam ısrar etti. Gülerek gözlükleri taktım ve sonra gözlerimi açıp babama baktım. Önümde kardeşim Tim duruyordu. Takım elbise giymişti, bana gülümsüyordu ve doğruca gözlerimin içine bakıyordu. İnanamadım. Gözlüğümü çıkarıp tekrar taktım. Babam bunca yıldır bu proje üzerinde çalıştığını, hayalimi gerçekleştirmek istediğini söyledi. Babam beni elimden tutuyordu ama gözlükle bakınca kardeşimi görüyordum. O anda ne yaşadığımı hayal bile edemezsiniz. Tim'in önünde durdum. Gözlerimden yaşlar aktı. Yüzüne ellerimle dokundum. Sadece bir projeksiyon olmasına rağmen canlı gibi görünüyordu. Alice, bu gece pastayı mahvetmeyeceğine söz ver dedi. İyice gözyaşlarına boğuldum. Tim'e sarıldım ve seni çok özledim. Seni çok özledim kardeşim dedim. Onun titrediğini hissettim ama titreyen babamdı. Benimle beraber ağlıyordu. Hayalini gerçekleştirdiği için ona minnettarım. Tim bana sunağa kadar eşlik etti. Alnımı öptü ve hayalim gerçek oldu. Tüm dileyebileceğim bu. Babamın bunca yıldır neler yaptığını, neden bu kadar çok çalıştığını ve acelesi olduğunu ancak düğünden sonra anladım. Çok etkilendim. Çünkü kardeşimi çok özlemiştim. Babam bana o gözlüğü verdi ve artık düşüncelerimle Tim'le konuşabiliyordum. Onu her gün görebiliyordum. Ve bu çok güzeldi. Bence bundan daha iyi bir icat yok. Artık etrafta olmayan insanlarla bir şekilde iletişim kurmak ister misiniz? Bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bana sorarsanız bunun doğru cevabının olmadığına inanıyorum. Bir insan ya iyi ya kötüdür ve bu şekilde iletişim bizi mutlu ediyorsa o zaman neden olmasın? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Rob. Söyleyin arkadaşlar, hayatınızda hiç rol yapmak zorunda olduğunuz bir durumda bulundunuz mu? Bayağı yürüyemiyor, konuşamıyor ya da göremiyor gibi bir rol. İtiraf ediyorum. Ben hayatımda bir kez yaptım ve sonra çok yalan söylemek zorunda kaldım. Nihayetinde yalanlarım beni zor duruma düşürdü. Şimdi size her şeyi daha ayrıntılı olarak anlatacağım. O yıl ailemiz için kolay geçmedi. Babamın yeni bir işi vardı. Okul değiştirmek zorunda kaldım. Okul değiştirmemin asıl nedeni ise eski okulda pek iyi bir şöhrete sahip değildim. Oradaki çocuklar benden hoşlanmazdı. Belki yeterince havalı olmadığım için. Belki de onlar kadar param olmadığı için, bilmiyorum. Öğretmenler genellikle beni kollarlardı. Çocuklar yalnız kalacağım anın geleceğini ve o zaman zorbalıktan kaçamayacağımı söylerlerdi. Ve bunu belaların başı Nathan'ın kafamı tuvalete sokarak yapacağını söylerlerdi. Bilmiyorsanız bu Amerikan okullarında yaygındı. Ben o eğlence merkezi olarak seçilmiştim. Ve her gün üzerinde bir işkence turu yapılıyordu.
Böylece o kötü gün geldi. Ek derslerden sonra eve gidiyordum. Nathan arkadaşlarıyla birlikte beni sokakta bekliyordu. Çocuklar yumruklarını ovuşturuyordu. Onları fark eder etmez geri koştum ama yine de beni yakaladılar. Nathan sırt çantamı aldı, kitapları defterleri dağıttı ve sonra pantolonumu çıkarıp yanlarına aldılar. Güldüler ve beni iç çamaşırını ortada bıraktılar. O şekilde eve gittim. Bu annem için bardağı taşıran son damla oldu. Onlarla ve müdürle ne kadar konuşsa da hiçbir etki etmemişti. Çünkü Nathan'ın babası okulumuzun en büyük bağışçılarındandı. Sonra annem beni başka bir okula nakletmeye karar verdi. Çok mutluydum çünkü sonunda normal bir hayata başlayacağımı, okula sakince gideceğimi, sürekli korkudan ve tekrar zorbalığa uğramayacağım endişesinden arkama bakarak yürüyemeyeceğimi umuyordum. Ama boşuna umut etmişim. Yeni okul her ne kadar çok farklı olsa da gelenekler aynıydı. Zayıf çocuklar dışlanmış durumdaydı. Bunu okul kapısına girer girmez anladım. O gün güneş parlıyordu ve ben güneş gözlüğü takıyordum. Düşüncelerim birinin sesiyle kesintiye uğradı. "Ah, yeni bir tane daha!" diye bağırdı biri. Arkama döner dönmez zengin bir çocuk olan ikinci Nathan'ı gördüm. Bana Nathan'ın attığı aynı yırtıcı bakışla baktı. Adı Josh'tu. Çetesiyle yanıma geldi, çantasını attı ve bir hesaplaşma yapmaya hazırlandı. O anda aklıma tamamen çılgınca bir fikir geldi. Kendimi koruma içgüdüm harekete geçmişti ve ben de onu takip ettim. "Kim var orada?" diye sordum. Josh kıkırdadı, yaklaştı ve yüzümden gözlüğümü çıkardı. "Kim mi var orada?" "Kabusun burada," dedi ve herkes güldü. O anda ellerimi önüme uzattım ve havayı hissetmeye başladım. "Affedersin, bir şey mi istedin? Neredesin?" Ekibinden birisi ona fısıldadığında Josh'un yüzü değişti. "Bu çocuk kör Josh." Liderleri bir süre sessiz kaldı ve sonra "Aa, üzüldüm. Sizi kapıya kadar geçireyim," dedi. Kabul ettim ve çok garip bir şey yaptım, fark ettim ve şimdi durum çok kötü bir hal aldı. Sınıfa götürüldüm ve çocuklarla tanıştırıldım. Genel olarak görebildiğimi fakat şu anda tedavi gördüğümü, şu an herkesi iyi göremediğimi, sadece parlaklıklar gördüğümü söyledim. Gözlük takmama izin veriliyordu. Arada sırada herkes etrafımda dönüyordu. Öğretmenler benimle fazla uğraşmıyordu ve aniden istediğim ilgiyi almıştım. Ve en önemlisi kötü çocuklardan uzak kalmayı başarmıştım. Fazlasıyla tatmin olmuştum. Ve daha güzel olanı Sunshine'ı yanıma oturttular. Komşu kasabadan bir kızdı. Kısa süre önce bizim kasabaya gelmişti. Sarışın Sansa o kadar nazikti ki onunla kendimi garip hissediyordum. Beni hep dolaştırdı. Sık sık şakalar anlatırdı. Bana karşı iyi hisleri vardı. Beni besledi. Ödevimi açıkladı. Hatta bazen benim için ödevimi bile yaptı. Güzel mavi gözlerini görmüştüm. Ve at kuyruğu saçlarındaki hafif bukleleri rüzgarda çok tatlı bir şekilde dalgalanıyordu. Sanırım ona aşık olmaya başladım. Ama bir sorun vardı. O Josh'un kız arkadaşıydı. Bana dokunmadı ve sırf bana üzüldüğü için ona hiçbir şey söylemedi. Ama zamanla sıkıldım. Sporu ve oyunları severdim. Şaşırtıcı bir şekilde hep erkeklerle oynamayı severdim. Çok nadir oyun oynayabiliyordum ve yakınlarda bir öğretmen olduğu için bana dokunmuyorlardı. Er ya da geç hata yapacaktım ve yaptım da. O an bir hafta sonra oldu. Sınıftaki spor salonuna girdiğimde bir bankta oturuyordum. Ve her zaman gibi görmüyormuş gibi yapıyordum. Sonra bir top bana doğru uçtu. Refleks olarak elimle topu yakaladım ve sevinmeye başladım. Sonra herkes dondu. Sadece birkaç saniye sonra ne yaptığımı anladım. Hemen topu uzağa fırlattım ve bir sıra arıyormuş gibi boşluğa yoklamaya başladım. Sansa bana doğru koştu, oturmama yardım etti ve sonra her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Topu şans eseri yakalamış gibi davrandım. Kendimi boğulmuş hissettim. Ders bitince herkes soyunma odasına koştu. Sansa beni kızlarının odasına götürdü. Utandım ama hiçbir şey söyleyemedim. Kızlardan benden utanmamalarını istedi. Çünkü göremiyordum ve beni yalnız bırakamazdı. Bir sandalyeye oturdum ve gözlerim istemeden sınıf arkadaşlarımın nasıl giyindiklerine kaydı. Kahretsin, bu kadar kötü olacağımı düşünmemiştim. Terliyordum, kalbim çarpıyordu. Sonra yere bakmaya başladım. Sansa bunu gördü ve tek bir tişörtle pantolonsuz bana doğru koştu. Kendini kötü mü hissediyorsun? Yardım edeyim mi? Ne yapalım? Tek kelime edemedim. Onu görünce daha da kötü hissettim ve dayanamadım. Kalktım ve kendimi dışarı attım. Sansa anında yanıma geldi. Benim için çok endişelenmişti. Benimle ilgilendi. Hatta bir taksiye binip beni eve götürmek istedi ama bunun artık böyle devam edemeyeceğini anladım. "Bekle bekle. Sana bir şey itiraf etmeliyim," dedim ona. Ve sonra ona aşık olduğumu söyledim. Önünde şaşkınlıkla durdu. Gözlüklerimi çıkardım ve ona yalan söylediğimi söyledim.
Sadece ona değil, çevremdeki herkese. Sansa'nın rengi soldu. Tek kelime etmedi. Ve sonra benim sadece korkak değil, aynı zamanda patolojik bir yalancı olduğumu söyledi. Senden hoşlanmıştım dedi ve kaçtı. O anda Josh birdenbire ortaya çıktı. Konuşmamı duymuştu. Sadece herkese yalan söylemediğimi, başkasının kız arkadaşını yazdığımı ve benimle görüşeceğini söyledi. Resmen kendimden utandım. Hiç bu kadar utanmamıştım. Ertesi gün okula gittim. Söylentiler hızla yayılmıştı. Hoş karşılanmadım. Aşağılama ve nefret gördüm. Herkes aldatıldıklarını, haklı olduklarını düşünüyordu. Ben hak ettiğimi aldım. Sonunda bu benim hatam. Ama sadece Sansa için endişelendim. Yüzlerce kez ona yaklaştım ama beni dinlemek bile istemedi. Ve teneffüsün birinde ona tekrar yaklaştım. O ve Josh kavga ediyordu. Ve ben de onu savunmaya geçtim. Josh tekrar karışırsam beni mahvedeceğini söyledi. Onun sözlerini aldırmadım. Daha ne kadar korkacaktım ki? Onu gücendirmeye hakkı olmadığını söyledim. Neden? O benim ve ne istersem onu yaparım diye bağırdı. Böyle bir kızın bu tür bir muamele hak etmediğini söyledim. Sen ona layık değilsin diye bağırdım. Josh dürüstlük hakkında konuşmanın bana göre olmadığını söyledi. Bu seni ilgilendirmez. O benim olayım diye bağırdı. Ve bu sözler beni delirtti. Onu sarstım, suratını yumruk attım. Josh gözünü bile kırpmadı. Benden daha uzundu, daha güçlüydü ve beni bir tek vuruşla yere düşürdü. Galiba hemen bayıldım. Gözlerimi açtığımda Sansa tepemde duruyordu. Bana baktı ve ağladı. Sonra bana aptal dedi. Seni öldürebilirdi. Neden saldırdın diye sordu. Sadece aksini yapamayacağımı söyledim. Sana böyle davrandığını gördüğümde buna dayanamıyorum dedim. Tahmin edebileceğiniz gibi bundan sonra Sansa George'dan ayrıldı ve artık bana dokunmadı. Erkekler arasında saygı görmeyi başardım ve artık kaybedenler listesinde değildim. Sansa ve ben çıkmaya başladık ve dünyadaki en mutlu çocuk oldum. Yalan söylemenin bir seçenek olmadığını fark ettim. Özellikle olayı abarttığımdan beri ama her şeyi düzeltecek beyin ve vicdanım olduğu için mutluydum. Sen ne düşünüyorsun? Doğru olanı yaptın mı? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba, benim adım Demi ve erkekler okuluna gidiyorum. Bazılarınız şaşırmış veya bazıları kıskanmış olabilir. Ancak tek kız olduğunuzda böyle bir okulda okumak inanın oldukça zor. Hikayem bu okula nasıl ve neden gittiğimle ilgili. Doktor olan ailem tarafından büyütüldüm. Annem çocuk doktoru ve babam da cerrah. Her gün işten sonra tıbbi terimlerle hastalar hakkında, ilaçlar hakkında konuştular. Ve bense hiçbir şey anlamadan sadece orada öylece durdum. Annemle babam bana göre hep aynı dalgadaydılar. Tıbbı o kadar çok seviyorlardı ki işten sonra bile tıp hakkında konuşmak için zaman bulabiliyorlardı. Çevremdeki herkes ailem doktor olduğu için onların izinden gideceğimi varsayıyordu. İtiraf edin, siz de birilerinin geleceğini ailesinin yaptığı işe göre tahmin ediyorsunuz. Fakat ben tasarımcı olmak istedim ve bir keresinde bunu anneme söyledim. Babamla birlikte güldüler ve doktorluğun en iyi meslek olduğunu ve insanların hayatını kurtarmanın harika bir şey olduğunu söylediler. Kıyafet tasarlamak ciddi bir iş değil dediler. Sessiz kaldım. Oturup geleceğimi tartışmak için uygun bir fırsat bekliyordum. Ta ki bir gün babam planlarımı iptal eden mesajı getirene kadar. Bir akşam babam bana bir zarf uzattı. Ona şaşkınlıkla baktım ve açtım. Okudum. Sevgili Demi, sizleri eğitim kurumumuzun özel tıp fakültesinin duvarları arasında görmekten mutluluk duyarız. %25 indirim alacağınızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Özel tıp okulu? Babam buranın bir arkadaşının kurduğu yeni bir okul olduğunu ve içinde de çok fazla öğrenci olmasa da her öğrenciye özel ilgi gösterileceği için daha da iyi olduğunu anlatmaya başladı. Ama baba, tıp okumak istediğimi söylemedim. Hayatımı tıpa adamak istemiyorum. Babam tekrar başladı. Nankör olduğumu, ailemizin ismini lekelediğim ve hiçbir tasarımcılığın, gazeteciliğin, politikacılığın tıp ile eşit olmayacağını söyledi. Sonra annem geldi ve nasihat vermeye devam etti. Ne yazık ki kararımın önemli olmadığını anladım. Ailem benim için her şeye karar vermişti bile. Ne yazık ki fikrimi savunamadım ve onaylarcasına başımı salladım. Sadece herkesin sakinleşmesini ve bana nutuk çekmeyi bırakmasını istiyordum. Ertesi gün sırt çantamı topladım. Üstümü başımı düzelttim ve babam beni bu yeni okula götürdü. Tüm yol boyunca sessizlik içindeydim. Kendimi hapsedilmiş hissettim. Güzel yeni bir binanın önünde duran babam coşkuyla buranın okul olduğunu ilan etti. Mutlu bir şekilde ayağa kalktı ve okula baktı. Ama ben hiç umursamadım. Sessizce yürüdüm ve içeri girdim. Müdür bizi karşıladı. Bize tüm sınıfları gösterdi ve kısaca okuldan bahsetti. Babam beni neşelendirmek için elinden geleni yaptı. Ne güzel, yakında kız arkadaşların olacak ve yeni yere hemen alışacaksın, müdür sessizce ekledi. Maalesef şu an okulda kız öğrencimiz yok. Sizin kızınız ilk olacak. Nasıl?
İlki mi? Babam kaşlarını çattı. Okul müdürü okul yeni olduğu için az sayıda öğrenci olduğunu ve şu anda burada sadece erkek öğrencilerin öğretim gördüğünü söyledi. Babam sert bir şekilde bunu bilmediğini ve şimdi tek kızının erkeklerle dolu okula gidip gitmesini isteyip emin olmadığını söyledi. Müdürün oldukça sert bir kadın olduğu ortaya çıktı. Okumayı reddedersek ön ödemenin iade edilmeyeceğini ve bunun çok büyük bir meblağ olduğunu hatırlattı. Babama baktım ve bir dönüm noktasında olduğunu fark ettim. Bir yanda annemle birlikte yıllardır biriktirdikleri para, diğer yanda erkekler. Babamı biraz neşelendirmeye karar verdim. Kimlerle öğrenim göreceğim fark etmez. Asıl olay alacağım bilgi. Yeni dönem geliyor ve kesinlikle yeni kızlarla girecek dedim. Bunun üzerine bu semestr okumama ve okurken durumun gidişatına bakmaya karar verdik. Pazartesi yeni haftanın başlangıcı ve ilk okul günüydü. Okula biraz endişeli gittim. Sınıf arkadaşlarım kimler olacak? Acaba ne tür erkekler? Umarım ukala ve kötü değildirler. Sınıfa girip erkeklerin önünde belirir belirmez sınıfa sessizlik çöktü. Birisi öğretmenden çekinmeden ıslık çaldı. Biri fısıldamaya başladı ve hatta bazıları bana göz bile kırpmaya başladı. Öğretmen kısaca benden bahsetti, sonra boş bir sıraya oturdum. Bütün ders bana baktılar ve bu beni çileden çıkardı. Kelimenin tam anlamıyla tüm erkekler bana bakıyorken nasıl ders işleyebilirdim? Teneffüste kendilerini tanıtmak için birkaç çocuk yanıma geldi. Çok hoş ve iyi huylu oldukları ortaya çıktı. Sonra diğerleri geldi. Ama bunlar kaba bir şekilde davranmaya başladı. Biri rahatsız etmeye başladı. Diğeri telefon numaramı almak istedi. Ve erkekler okuluna gelmemin tek amacını bir erkek arkadaş bulmak istemem olduğunu söyledi. Bu davranışa dayanamadım. Ve yeni sınıf arkadaşımın kafasına vurdum. Kafasını tuttu ve bana o kadar kötü bir şekilde baktı ki bunu yaptığım için pişman olacağımı söyledi. Artık kimse yanıma gelmedi. Ve ben sadece o iyi huylu çocuklarla konuştum. Genel olarak yeni okulda kendimi oldukça rahatsız hissettim. Okuldaki tek kız olmak iyi değildi. Gelişimin üzerinden bir hafta geçti. Yavaş yavaş derslere alıştım. Terminolojiye özenle çalıştım. Sınıf arkadaşım yanıma geldi. Ve fısıldayarak o kafasına vurduğum çocuğun bana kirli bir numara yapmak istediğini ve bu aralar çok dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Of, seni alıngan salak. Yapacağı kirli numarayı beklemem çok uzun sürmedi. O akşam okuldan ayrılırken çıkışa gidiyordum. Biri bana seslendi ve arkamı dönünce yüzüme bir çeşit karışım fırlattılar. Ayakkabılarıma, giysime, ellerime, bacaklarıma bakınca bunun yeşil tentür diyot olduğunu anladım. Gözlerimi ovuşturup açınca suçluyu ya da daha doğrusu suçluları, o çocuğu ve aptal arkadaşlarını gördüm. Biri bu harika anların videosunu çekerken diğerleri de hep bir ağızdan gülüyordu. Öfkeliydim. Hareketsiz dururken çığlık atmaya başladım. Sonra ben Hulk'um diye bağırdım ve çocuklara doğru koştum. Ellerimi yüzlerine silerek mümkün olduğunca yeşil lekeler bıraktım. Benden kaçtılar. Ama en hızlı ben koşuyordum. Böylece çocukları yakalayıp aynı yöntemle onlardan intikam aldıktan sonra yeşil dişlerle gülümseyerek eve gittim. Söylemeye gerek yok. Ertesi günkü dersimiz unutulmazdı. Sınıfın yarısı yeşil lekeler içinde oturuyordu. Müdürün odasına çağrıldık ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Çocuklar kızdıklarını, kızların ne kadar deli olduklarını bilmediklerini söyleyip artık beni rahatsız etmeyeceklerine söz verdiler. Müdürün odasından zaferle çıktım ve o zamandan beri kimse bana sataşmaya cesaret edemedi. Ancak bana arkamdan Hulk dediler, fakat bu beni incitmedi ve evet, çektikleri video hiçbir zaman internete ya da çocuklara gönderilmedi. Görünüşe göre suçlular bir kızın onları nasıl yeşile boyadığının görülmesini istemiyordu. Henüz tasarım hayalimden vazgeçmedim, ancak yeni bir okulda okumak bana ilginç ve eğlenceli geldi. Önemli olan kendimi ezdirmemek. Bundan sonra ne olacağını zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun.